Başbakan Binali Yıldırım yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geliyor. Görüşmenin gündeminde yeni anayasa değişikliği var. Yıldırım bu gündeme dair açıklamalar yaptı. Hükümet başkanlık sistemini öngören yeni anayasa için harekete geçiyor. Başbakan Binali Yıldırım hazırladıkları paketi görüşmek üzere MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geliyor. Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşmemiz olacak. Perşembe günü, yani yarın öğleden sonra görüşmemiz olacak. Bu konuyla ilgili biraz daha somut, net düşüncelerimizi birbirimize aktarma imkanı bulacağız. Peki hükümetin hazırladığı yeni anayasa paketinin kapsamı ne olacak? Değişikliğin kapsamı ne olacak peki efendim? Yani geniş kapsamlı bir anayasa mı yoksa sadece başkanlığa yönelik dar kapsamlı bir düzenleme mi? Her iki alternatifte masada tabiatıyla anayasa değişikliğini halk oyuna götürmek için 330 kabule ihtiyaç var. AK Parti olarak bizim bunu tek başına sağlamamız söz konusu değil. Bu bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin katkısı gerekiyor. Bunu esas alarak bu çalışmaları zaten başlattık. Başbakan Yıldırım'a hakkında suç duyurusunda bulundukları CHP bildirisi de soruldu. Ben önce AK Parti, ardından Sayın Cumhurbaşkanı CHP bildiri nedeniyle bir soruşturma dava açtı. Yeni kapı ruhu bitti mi efendim? Yeni kapı ruhu hiçbir zaman bitmez. Avrupa Birliği Büyükelçilerinin HDP grubuna katılarak tutuklamalara tepki göstermesi de Yıldırım'ın gündemindeydi. Büyükelçilerin fikri neyse zikri de o. Büyükelçilerin görevi bölücülere destek vermek değil, görev yaptıkları ülkenin hükümranlık haklarına saygı duymaktır. Onun için sorumlulukları çerçevesinde görevlerini yapmalarını bekleriz.